Sakin. Şimdi Elif. Elif. Yes. Bu sefer attı. Üç canını korumaya devam ediyor Elif. Sembol finalinde Nisa 4 cana düştü. Canlarını bana veriyorum, canını yediriyorum. Ya bir şey olmaz, Emine gidiyor zaten. Elif'in canını vallahi indiremeyiz burada. Nisa! Nisa kaçıyor. Ya şey, canı acıyor herhalde. Ya veriyorum, Elif'e veriyorum! Ne olmuyor, ne olmuyor? Ya gel, sana ihtiyacımız var. Ya gel, hadi gel, otururuz beraber. Sonra beraber yüzeriz, gel. Geri dön hemen, küçük kalın. Ya Nisa! Hadi! Nisa! Oyun oynayamayacağız, gelsene buraya be! Geliyor, geliyor. Ben de atacağım lan şimdi, beni de alayım. Ya zaten uzadı, uzadı, gün uzadı. Hadi Nisa, kurban olayım, gel de bitsin ya. Kasap et derdinde, koyun can derdinde. Uzun adım at, uzun adım at, çabuk! Gel. Ulan. Beni ver. Beni ver. Bekle, bekle. Evet, tabii Nisa'nın atlama anını da konuşacağız ama şimdi ben bu görüntüleri izleyince aklıma bir isim geldi. Kim? Kim gelmiş olabilir? Murat Ceylan. Niye? Sevgili Murat Ceylan'a da buradan kocaman selam olsun. O da dağa koşmuştu. Onu o da biliyorsunuz Survivor'ı koşarak terk etmişti. Nisa da yüzerek Survivor'ı terk etmeye çalışıyor. Böyle bir girişimde bulunuyor ama tabii sonra geri dönüyor. Bu arada gayet iyi yüzüyormuş. Yüzüşünü de gördüm. Ne diyorsun Murat abi? Şey, bir kardeşimiz vardı. Ben çok severim. Oyuncuydu. O da gitti bir adaya geldi. Tolga Karel. Tolga kardeşim. Buradan Tolga'cığım sana Tolga Karel de. Tolga Karel de, o da normalde biliyorsunuz ada içerisinde kendine bir çardak kurup orada takılma hoca olur. Tolga direkt adayı terk edip karşı adaya karşı yüzdü. Karşı adaya gitti. Ama gece biraz çekindi yani, çünkü gece sonuçta orada zifiri karanlık oluyor ve tek başına olduğun için geri döndü. Bir gün sonra tabii yani numara hareket. Bir gün sonra Tolga Karahane karşı adadan geri döndü. Karşı adada yani şu kadar düzlük yok. Hep böyle ve sivri kayalar var, yatamaz. Oturmaya yer yok. Ayakta duruyorsun, ayakta tutuyorsun balığı. Mümkün değil. Geri dönmesi yani şaşırtıcı bir şey değil. Şey, Tolga kardeşim bir de şey vardı, şey de yaptı galiba. Ben o çocuğu da çok severdim. Böyle hani bir çocuklara bir oyuncak yaptı. Survey Anıl, yaptı. Anıl bizim Anıl. Anıl da buradan sana da bir yere. Mağarası vardı. Çok... Anıl da bir şey yaptı. Mağarada Survey yarışmacılardan bir tanesiydi. Survey. Murat abi, bunların hepsi sosyal hayatta yani ada hayatında olan şeyler ama. Tamam da bir oyun şey. Oyun alanında değil. Burada bir şey diyeceğim şimdi ya. Nisa atladı mı denize? Neresi, ne deniyor ya? Deniz denmez. Nehir. Nehir atladı. Nehir atladı mı abi? Şimdi Nisa nehir atladı. Niye herkes Nisa ile ilgileniyor? Oyun de... durdu. Efendim? Oyun durdu. Tamam. Şimdi mesela Nisa oradayken oyun devam edemez. Bir de çok geç oldu. Hayır, nasıl oyun durdu derken, yani oyun durdu derken Nisa'nın oyunu mu var o anda? Nisa hayır, değil. Nisa, genel oyun var. Nisa orada olmasa bir oyun başlayamaz. Nisa gelince başlar oyun. Bir dakika ama Nisa, ama ben çok şey gördüm mesela, bir dakika. Nehirde ben, hayır, Murat abicim nehirde kız. Bir dakika, bir şey diyorum ya. Ben şimdi bench'e bakıyordum mesela. Bench'te bir adam olmuyor. Mesela o anda tuvalete gitmiş olabilir. Tabii doktora, yani, doktor alır, tamam. Muhabir alır, evet. Doktorun başında bekler, evet. Ya da tuvalete gitmen gerekirse... Hayır, ben şunu demek istiyorum. Şimdi siz tabii ki orada yarıştığınız için ben tabii oranın atmosferini bilmiyorum ama ben seyrettiğimden bahsedeyim. Örnek veriyorum size. Yanılıyorsam söyleyin. Şimdi diyelim ki orada bir oyun oynanırken ben bench'i görüyorum. Mesela bench'te Ali yok o anda. Fatma yok o anda. Ama oyun oynanıyor. Diyorum ki herhalde bu tuvalete gitti. Veya bir doktor kontrolünde. Oyunlar durmuyor yani ondan onlar. Aslında bak çok doğru bir noktaya temas ettim Murat abi. Şöyle. Evet. O yarışmacı tuvalete gittiyse, tamam. Veya doktor kontrolündeyse. Evet. Oyun devam ediyor. Güvenli bir alanda olduğunu sen de biliyorsun.
Şimdi bu kız nehire atlıyor. Evet. Açıkçası ben de tedirgin oldum kız atladığı zaman nehire. Nehirde akıntı var. Yüzüyor. Yani ben de o sırada Nisa ile ilgilenirdim. Nisa ne yapıyorsun? Gel buraya. Bak sıkıntılı bir iş çıkabilir derdim. Çünkü o nehir ve bir akıntı da var. Anladım. Bir anda ama onların yani derdi o değil. İşte yarışmacıların benim için orada birinci planda olan şey bir kere etrafımdakilerin can güvenliğidir yani. Ben de şimdi orada belki haklı olabilirsin. Hani can güvenliği tam ama şimdi orada can güvenliği hani ne bileyim ya orada daha önce... Yok abi sen orada olsan... Ben bak bir şey söyleyeceğim. Sen orada tane olsan... 5 tane timsah, 6 tane köpek balığı gelmez abi. Ama abi öyle deme bak şöyle. Evet. Bak şimdi bu kızın buradan %99 ihtimalle... tabii bilemeyiz yani evet. Allah bilir evet. Sonuçta orada yani ne olacağını bilemezsek... Ama hep giriyorlar o nehre. Tamam hep giriyorlar ama sonuçta... Kaç kişinin yani, akıntısı var. Ta hayır, karşıya söyleyeyim. Kadar yüzdü. Tamam. Hayır kızda bir sinir boşalması olmuş mu o sırada? Atıyor değil mi? Evet. Ben de, mesela sen atlasan... Ben belki senin peşinden atlarım. Ben sana bir bak güzel sen onu insaniyet... Ben atlasam sen benim peşinden atlamaz mısın? Bir dakika bak, ama ben anlatayım bir dakika. İnsaniyet olarak sana teşekkür ederim. O ayrı konu. Ben diğer yandan bakıyorum. Yani orada Allah korusun bir köpek balığı veya bir işte timsah mimsah gelmediğini düşün. Normal herkes oraya giriyor. Bugüne kadar kaç kişinin girdiğini gördüm ben. Şimdi kız oyun kaybetmiştir. Evet. Adrenalin yükselmiştir. Deşarj olmak için, boşalmak için gitmiştir şeye. Oraya atlamıştır. Bırakın kardeşim. Yüzsün kız. Ya bırakın. Kızı rahat bırakın. Oradan biri dönüyor. Nisa ne oldu? Nisa ne yapıyorsun? E kardeşim farz et Nisa tuvalete gitti. Bırakın kız nereye giderse gitsin. Bir kız sebebini hayır, kendine gelsin. Ki, niye kızın sebebini, üzerine hayır, gidip dikkat kız, çekip kızı sanki böyle kızı sanki bir şeyler çok enteresan şeyler yapmış gibi insanların kafasında böyle bir imaj yaratıyorsunuz. Rahat bırakın kızı kardeşim. Sebebi? Yani Nisa ne yapsa bir olay oluyor yani. Denize şey girse olay, onu yapsa abi. Olay. Kız, öyle şey mi olur ya? Kız yüzerken diyor ki Murat abicim canlarımı Elif'e veriyorum. Artık bitti. Benim için ben yapamıyorum bununla diyor. Bununla ilgilenince diyor. Gücüm kalmadı diyor. Canlarımı Elif'e veriyorum tamam. diyor. Kimse ilgilenmese demeyecek şimdi bir şey. Kız gidiyor. Dolayısıyla oyun durmak zorunda. Yarışmacı Murat'ın zamanında da öyle olmuş. Yarışmacı ben oynamıyorum diye giderse oyun duruyor. Oyun duruyor. Sıkıntı burada. Ve ayrıca Nisan takım arkadaşları Nisa'yı çok seviyorlar. Tabii ki Nisa orayı üzerken Cemalcan endişelenecek, Yasin endişelenecek. Bu en normal şey. Burada bir de bunları suçu çıkarmayalım istersen. Bu kadar da olmaz hayır, yani. Şimdi sebebini söyleyeyim. Niye oyun yani? Duruyor. Kız tamam diyor ki ben ne söyledi Nisan tam olarak cümlesini. Evet. Canlarımı Elif'e gücüm veriyorum. Bitti diyor kız. Gücüm bitti. Canlarımı Elif'e veriyorum. Yani gidiyor kız ben oynamayacağım diyor. Şimdi o kız arkadaşları tabii ki Cemal Canan'a endişelenecek. Demiyorum ben. Yani öyle bir şey yaratılıyor ki Nisa o şeye sokuluyor. Yani Nisa yine oyunu bıraktı. İmaj o. Yine denize mi girdi? Bıraktı yine nehre mi girdi? Burada insanlara bu Nisa'yı bu şekilde empoze ediliyor sürekli. Orada kimse karışmasa halbuki kız gitti de denize girdi bir rahatladı çıktı geldi kardeşim. Nedir bu kadar yani? Vallahi şu noktada ben şöyle yani burada tabii can güvenliği olayı haricinde ben bunu Survivor'ın başından beri söylüyorum. Nisa problem çıkarttığında ilgilenmeseler diye burada bas bas bağırdım yani. Evrim 50 kere atladı. Yasin aynı yere 50 kere atladı. Hepsi ama orada şimdi bir farklılık var Semih. Şimdi burada aynı yere giriyorsun. Onu ben mesela Murat abi sen kuralları izah edeyim. Evet. Sen diyorsun ya daha önceden biz gördük tuvalete gidenler evet. var yarışma devam ediyor. Evet. Tuvalete giden adam kendi sırası geldiği zaman gitmiyor zaten. 3 oyun 4 oyun sonra oynayacağını biliyor ve tuvalete gidiyor. Bu yönetimin aslında yani kararı yönetim buna müsaade ediyor. Sen gidiyorsun orada tuvalet ihtiyacını giderebiliyorsun. Tamam. Sonuçta bu fizyolojik bir durum. Yeri atlaması yasak mı? Geleceğim şimdi oraya. Fizyolojik bir durum. İhtiyaç. Tamam. Ya da hastalık. Esnasında Metin abi alır yarışmacıyı ya da başka bir doktorumuz alır kenara alır orada tedavisi uygulanır efendime söyleyeyim dinlendirilir kenarda belki serum takılır bilmiyorum yani hani hastalık durumunda yönetim tarafından yarışmacı kenara alınabilir gölgeye oturtabilir vesaire dinlendirilebilir yarışmacı bunlar zaten yönetimin onayında olan tamam. şeyler ama bir yarışmacının oyun devam ederken İnisiyatif alarak oyun devam ediyor. İnisiyatif alarak keyfi bir şekilde nehire atlaması başka bir şey. Bana soracak olursanız diskalifiye. Vallahi. Nisa oyundan ihraç. Olacak bana şey soracak olursanız diyorum. Nisa oyundan. Hangi oyundan? Bu oyundan. Niye ya? Çünkü oyunu durduruyor. Ya tamam nerede mı? Durduruyor oyunu? Oyun durdurur zaten. Niye abi, oyunu durduruyor. Ya kardeşim yarışma devam ederken mi kız gidip oraya Nisa atıyor? Nisa orada yüzerken oyun devam edemez. Ya
Öyle bir şey yok. Öyle bir sistem yok. Abi ben böyle ilk defa hayatımda böyle bir şey gördüm. Ne yaptı kız, girdi birinin dövdü, diskalifiye olsun. Ya, kız ne yere atladı, yüzlü geldi ya. Murat abi diskalifiye kelimesini hep böyle şey, birisi birine vuracak. Hayır, ya da böyle birisi birine şiddet uygulayacak. O zaman diskalifiye denmez. Diskalifiye değil. Diskalifiye denmez. Kalifiye Fransızca bir kelime. Evet. Kualifiye yani yeterli olduğun anlamına geliyor. O işle ilgili ehil olduğun anlamına geliyor. Sen, herkes diskalifiye, Fransızca bilmiyor kardeşim. Diskalifiye, herkes Fransızca bilmiyor. Sen bizim izleyicilerimize hitap et. Tamam. Herkes bizim bütün izleyicilerimiz. Diskalifiye herkes. Türkiye'de şu anda televizyon seyreden Türk halkının Fransızca bilmesi de zorunlu değil. İlla diskalifiye tamam, Türkçe'ye geçmiş anlamında söylemesine. Anlatıyorum sana bir şey. Diskalifiyenin anlamını abicim, söyleyeyim. Abicim sana diyorum ki anlamını demiyorum. Bir dakika dinle beni. Şu anda bizi seyreden Türk halkının hepsinin Fransızca bilmesine gerek yok. İlle de bilmek zorunda evet, da değil. Evet. Bizim Türk halkımıza bir insan diskalifiye oluyor dediğin anda ne anlıyor bizim halkımız? Survivor'dan diskalifiye sen oluyor. Anlıyorsun. Yani Survivor'dan ayrılıyor değil mi diskalifiye? Hayır. Bu değil midir? Hayır, sen hayır, şöyle hayır, diyebilirsin. Hayır, hayır. Bir oyun cezası versinler Nisa'ya. Oyundan diskalifiye. Öyle konuş. Oyundan ihraç yani. Diskalifiye deme o zaman. Bizim halkımız öyle anlamaz diskalifiye. Yunus Emre'yi oyundan alırken ihraç kelimesini kullandı. İhraç da diyebiliriz. Diskalifiye ben diskalifiye denmez ona. Diskalifiye denir. Denmez. Oyundan diskalifiye. Ya yarışmadan diskalifiye ihraç demiyorum. Oyundan i̇hraç diskalifiye. Oyun ihraçtan mı ihraç diyeyim? Gönlünü hoş edeyim senin. Sen diskalifiye diyorsun. Ağır bir şey söylüyorsun. Diskalifiye Ayşe demek sana yani. Ağır geliyor. Tabii canım ağır diskalifiye. Diskalifiyeyi biz mesela Meryem sakatlığından dolayı oyundan diskalifiye oldu. Yarışmadan diskalifiye oldu. Neyse ne yaptı kız tamam. Kardeşim diskalifiye hadi olacak. Ne yaptı ya? İhraç tamam. Kız ihracı kullanıyor. Neyi rahatladı? Yüzdü geldi sanki. Hayır, bak oyunu durdur. Tamam bir şey söyleyeceğim. Oyunu durdur. Murat abi istediği bir yorumla sen ne olur? İhraç tamam. Onu gönlünü hoş edeceğim. İhraç. Yani üzmeye gerek var mı Murat abimiz? Tamam, tamam, işte, tamam ihraç. Gereksiz. Tamam, diskalifiye dediği anda ağırlaştırıyor tamam, olayı. Sen öyle anlıyorsun. Haklısın Murat abi. Allah İhraç kelimesi kullanalım o zaman. Tamam. Acun abi de geçen gün Yunus Emre'yi oynarken ihraç kelimesini kullan. Ben de ihracı kullanayım. İhraç. Bence Nisa bu tavırlarıyla oyundan ihraç. Bu oyundan sadece yarışmadan diskalifiye demiyorum. Diskalifiye derken aslında oyundan diskalifiye ediyorum. Bu oyundan ihraç edilmeli bu benim düşüncem. Neden derseniz çünkü oradaki iş değişi durduracak hareketler ve davranışlar içerisinde. Bunu yapmaya hiçbir yarışmacının hakkı yok. Bunu ben nasıl bu kadar rahat konuşabiliyorum? Çünkü ben de yarıştım. 150 gün yarıştım. Bir de finali gördüm. Finale kadar da hani şöyle olsa diyeceğim ki 100 gün kaldım. 100. gün elendim. Finale kadar sonra kurallar değişti. Başka bir şeyler. Öyle bir şey yok. 150 gün ben kuralların hepsini A'dan Z'ye dolu dolu yaşadım. Yıllarca da bütün kuralları biliyorum. Oyunun işleyişini bir yarışmacı kafasına göre durduramaz. Nisa bunu yapıyor. Haksız mıyım Sema? Oyunu durdurduğu doğru. Oyunu durduruyor. Oyunu durduramazsın sen. Ben o zaman söyleyeyim. Bir de sanki bir de şunu söylüyor. Oradakiler bir şey demedi. Şöyle bir şey de yapamaz. Sen buradan ihraç ettin kızım. Benim bakış açıma göre. Allah Allah. Bir de şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki nehirden bağırıyor. Canlarımın hepsini Elif'e veriyorum. Ne veriyorsun sen? 2 kilo mandalina mı veriyorsun ya? Böyle bir sistem yok. Canlarımı ben Elif'e vereceğim. Var mı böyle bir şey? Ben daha önce hiç görmedim böyle. Kurallarında böyle bir şey yok. Vereceksen, şey yapacaksan, can yarışmak istemiyorsan gelirsin oraya, yarışırsın. O atmazsın, kaybedersin. Kaybedersen de isteksiz bir şekilde çıkarsan da yine eleştirilirsin.